Merhaba Medyaskop izleyicileri. Ben Özgecan Özgenç. Ankara Büro'dan artık kritik ekonomi programıyla 2 haftada bir ekranlarınıza konuk olmayı planlıyoruz. Medyaskop ekranlarında ekonomiyi daha fazla konuştuğumuz, sistematik olarak konuştuğumuz ve bu konudan uzaklaşmadığımız bir program olmasını, bir süreklilik arz etmesini umuyoruz. İlk programda dün Meclis Başkanlığına sunmak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın sunumunu yaptı. 2025 yılı bütçe kanunu teklifini konuşacağız. Bütün ekonomik göstergeler açısından önemli ve önümüzdeki yılı anlamak, anlamlandırabilmek açısından da üzerinde sıkça konuşmak, sıkça durmak durumunda kaldığımız bir veri önümüzde 2025 bütçe teklifi. Kiminle konuşacağız? Volkan Demir konuğumuz olacak. Hoş geldiniz Volkan Bey. Merhaba Özgecan Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Galatasaray Üniversitesi'nde profesör doktor olarak görev yapıyor. Aynı zamanda CHP'nin Ticaret Bakanlığından sorumlu Gölge Bakanı olarak da Volkan Bey'i tanıyoruz. Kendisini sık sık genel merkezde de rahatsız ediyoruz hatta. Estağfurullah. Estağfurullah. Bugün konuğumuz olduğunuz için size teşekkür ederek Çok öncelikle teşekkür başlayayım. ederim. İlk programda sizinleyiz. Bizim için de güzel bir başlangıç oldu. Ben lafı çok uzatmadan bütçe konusuna hemen girmek istiyorum. Dün Cevdet Yılmaz sunum yaptı. Akşam da cetvelleri gördük. Hangi kalem için ne kadar gider öngörüldüğünü. Bu bütçeyi değerlendirebilmek için siz öncelikle bir 2024 değerlendirmesi yapmak gerektiğinden söz ettiniz. Ben giriş için sözü size bırakayım. Peki, çok teşekkür ediyorum. Öncelikle sizin yayınınız hayırlı olsun. Nice güzel yayınlar diliyorum. Sizin programınızda ilk konuk olmaktan da ayrıca mutluyum. İkincisi bütçe eleştirilerimiz de onunla veya işte ülkemiz için ne kadar eleştiri yapsak da ne kadar kötü olduğunu iddia etsek de bu bütçeyle yaşayacağız ve dolayısıyla bu bütçe de hayırlı olsun ülkemiz için. Şimdi biliyorsunuz dün öğleden sonra meclise bütçe sunuldu. Ve 22 Ekim'de takvime göre bir sarkma olmazsa 22 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Plan Bütçe Komisyonu'nda konuşulmaya, tartışılmaya başlanacak. Aslında meclisin Aralık sonuna kadar yani tatile girene kadar bence büyük maratonu bütçeyle ilgili. Bu bütçeyi iyi anlamak için ilk önce hükümetin verdiği, Sayın Şimşek'in verdiği vaatleri bir hatırlatmakta fayda var. Ne demişti Sayın Şimşek? Biz vergide adalet deyince biz de vergide adaleti savunuyoruz. Vergide adaleti sağlamak için her şeyi yapacağız. Efendime söyleyeyim çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alacağız diye söylemler geliştirmişti. Biz de açıkçası bu bütçeyi şöyle merak ettik. Bu bütçede vergide adalet çıkar mı çıkmaz mı? Bunun sonucunu zaten programın sonuna doğru birlikte paylaşacağız. Şimdi 2025 bütçesini anlamak için 2024 bütçesindeki gerçekleşmeler ne oldu? Biliyorsunuz her ay bütçe gerçekleşmeleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanıyor. Bu bütçe gerçekleşmelerinin en son yayınlananda 9. ay sonu yani Eylül sonu. 9 aylık bütçe gerçekleşmelerine bakınca aslında hükümetin geçen seneden başlayan işte dar gelirlinin, sabit gelirlinin, işte mavi yakalının, beyaz yakalının ezilmesi ve mağdur edilmesi, yani enflasyon ve satın alma gücü karşısında mağdur edilmesi politikasının bir değişiklik olmadığını görüyoruz. Bu 2024 bütçesinde kimler zorlandı? Hep beraber takip edelim. Dar gelirli zorlandı. Neden zorlandı? Asgari ücrete gerekirse 4 kere zam yaparız dediler. Asgari ücrete ara zammı bile yapmadılar Haziran ayında. Şu anda asgari ücret 17.002 lira. Bu bütçede kim zorlandı? Bu bütçede maliyetler, enflasyon, hatta TÜİK'in enflasyonun ne kadar güvenilir olduğunu izleyenlerin takdirine sunuyorum. Enflasyon ve maliyetlerdeki artış karşısında üretim yapıp hala ihracat yapmaya çalışan ihracatçı zorlandı. Çünkü kurlar onların beğendiği, istediği, beklediği seviyede değil. Bu bütçede kim zorlandı? Mavi yakalı zorlandı, beyaz yakalı da zorlandı. Yani İlla asgari ücret alanlarının zorlandığını iddia etmek zor. Çünkü ne kadar maaş alırsanız alın, sabit geliriniz ne kadar olursa olsun bu insanlar 2024'te zorlandı. Hiçbir maaş hiçbir şeye yetmemeye başladı. Çünkü insanların parasını ülkede harcadığı kalemlere baktığınızda birincisi beslenme, gıda geliyor. Açlık sınırı ortada, yoksulluk sınırı ortada. İkincisi eğitim geliyor, okulların durumu ortada. Üçüncüsü sağlık geliyor. Dolayısıyla
Hiç kimse 2024 bütçesinden mutlu olmadı. Anlaşılan o ki ve beklenen o ki 2025 bütçesinden de mutlu olmayacak. Çünkü 2025 bütçesi çok üzülerek ifade ediyorum bunu. Esnaf için kepenk kapatmaya devam, KOBİ için şirket kapatmaya devam, ihracatçı için işi yavaşlatmaya, belki de işlerini bırakmaya devam. En son açıklanan sanayi üretim endeksi vardı biliyorsunuz. Rekor düzeyde düştü. Onun düşmesine devam. Dar gelirli olarak kalmasına devam. Sabit gelirlinin geçinememesine devam. Ve hiç kimsenin mutlu olmayacağı bir bütçe olacak 2025 bütçesi. Bunu nereden çıkarıyoruz? Rakamlardan çıkarıyoruz. Şimdi 2025 bütçesini değerlendirirken ilk önce orta vadeli planı da değerlendirmek gerekiyor Özgecan Hanım. Geçtiğimiz günlerde çok konuşulmuştu orta vadeli plan ne getiriyor diye. Revize edilmişti hatırlarsanız. Enflasyon tahminleri yukarı çıkmıştı. Yani 2025 enflasyon tahmini önceki orta vadeli planda 15,2 iken 2025 enflasyon tahminini hükümet 17,5'a çekmişti. Şimdi burada ben bizi izleyenleri rakamlara boğmak istemiyorum. Her ne kadar konumuz bütçe ve yaklaşık 400-500 sayfa civarında rakamlarla dolu bir dosyayı düşünürsek de ama 17,5'u hiç unutmamanızı istiyorum. Çünkü 17,5 2025'te OECD raporu ve IMF'in de önerisiyle IMF'e bağlı bir ülke değiliz ama tavsiye raporlarıyla Sayın Şimşek'in kafasındaki şey ortaya çıkıyor. Nedir o? Sabit gelirlilerin, dar gelirlilerin, asgari ücretlilerin, kamuda çalışan memurların, kanunla kararnameyle çalışan işçilerin, yani kamudan maaş alacak kişilerin aslında maaş zammının bunun çevresinde dolaşacağını öngörüyoruz. Çünkü tavsiyeler de öyle. Bunu yapmazsa zaten parasal sıkılaşmanın anlamının olmadığını söylüyorlar. Yani şöyle bir şey düşünün. Kiranız %65 artıyor. Eğitim gideriniz %60 artıyor. Sağlık gideriniz %70 artıyor. Gıda harcamalarınız dünyada rekor kırdık. %70-71 civarında artıyor. Hal böyleyken bunların artış hızı, yani fiyatlar azalmadı biliyorsunuz. Enflasyon düştü diyorlar ama onu da ayrıca konuşacağız. Fiyatlar azalmadı. Enflasyon artış hızı biraz azaldı. Zaten o normaldi zaten. Bu kadar sıkılaşmaya da 3-5 puan düşsün. Ama bunlar artarken siz maruz kalacağınız zam ücreti %17,5 baz alınarak hesaplanacak. Bu adaletsizlik. Beklenen enflasyondan zam verilmesi öngörülüyor. Buradan bugün söyleyelim bu adaletsizlik çünkü en son kira artış oranı %65 küsürdü. Bu çok büyük bir adaletsizlik. Şimdi bu orta vadeli planı incelediğinizde aslında bu orta vadeli plan çok pardon sizin bütçe sorunuza oradan geçiş yapmak istiyorum. Orta vadeli planın amacı şu aslında 2025-27. Türkiye'nin siyasi analizini de iyi yapmak lazım. Biz seçim istedik Cumhuriyet Halk Partisi olarak erken seçim ve 2025 Kasım'ı Sayın Genel Başkanımız açıkladı. Hükümet 2028'de seçim yapacağını söylüyor ve direniyor. İki tane seçenek var. Şimdi siyasi konjonktür ne getirir onu bilemeyiz. Ama şöyle bir şey var. Bu bütçelerle 2028 çıkmaz. Yani vatandaşın 2028'e dayanma gücü bu bütçelerle yok. Yani açlık sınırı diyorduk. Hatırlar mısınız? Biz eskiden açlıktan ölen var mı acaba diye ülkemiz için tabii ki de dünyada var. Sorgularken açlık sınırı 4 milyonun üzerinde yoksul hane var şu anda. Açlık sınırının tutarına baktığımız zaman bu kadar kişi 2028'e dayanmaz Özgecan Hanım. Bu orta vadeli plan ne öngörüyor? Orta vadeli plan aslında şunu öngörüyor. Çok güzel süslemişler, rakamlarla ifade etmişler ama amacı tek. Sayın Şimşek daha önceki bakanlık dönemlerinde yaptığı gibi. Sayın Şimşek hiçbir zaman yapısal bir çözüm getirmedi ülkeye. Gerek başbakan yardımcılığında, gerek ekonomiden sorumlu bakanlığında, gerek de diğer görevlerinde. Ülkeye yapısal çözümler getirmedi. Tam tersi ülkedeki tek adam rejimine giden yol temizliğini yaptı. Yani Maliye Bakanlığındaki kurulların kaldırılması, efendime söyleyeyim, Maliye Bakanlığındaki o bağımsız yapının kaldırılması gibi bütün operasyonel şeyleri Sayın Şimşek yaptı.
Sayın Şimşek'ten zaten beklenti şu. Enflasyon aşmış gitmiş. Kendinden önceki politikaların irrasyonel olmadığını iddia ediyor. Kendisi iddia ediyor, kendisinin ifadesi. Bize sorarsanız kendisinin devam ettirdiği politikalar da irrasyonel. Çünkü kalkınma odaklı değil, paylaşım odaklı değil ve gelir dağılımı da dengeleyici odaklı değil. Ülkenin kurtuluşu gelir dağılımındaki denge. Bu gelir dağılımındaki denge nasıl sağlanacak? İşte o siyasal ve ekonomik tercihlerle olacak bir şey. Yani ona politik ekonomi diyoruz. Yani siz bir para var, bir para kaza getirmeyi düşünüyorsunuz, bir gelire gelecek. Bu geliri hangi kalemlere harcayacaksınız, nerelerde kullanacaksınız? Bu artık biraz politik tercihler, siyasal tercihlerle birlikte oluyor. Şimdi bu orta vadeli plandan bütçeye nasıl geçelim? Bu orta vadeli planın amacı şu. Biraz enflasyonu dizginlersek, faizler de yüksek, düşüremediler biliyorsunuz işte dün, evvelsi gün faizlerin düşülmesi işte önceki ay konuşuluyordu. Düşürülemez. Şimdi dolayısıyla faizleri düşürememesini Merkez Bankası aslında enflasyonun da gerçekçi olmadığının ispatı. Dezenflasyon sürecine girildiyse ki yanlış, dezenflasyon sürecine girmek için aylık enflasyona bakıp onun sürekli azalış eğiliminde olduğunu görmek lazım. Ama kendileri yıllık enflasyona bakıp bunun biraz düştüğünü görüp dezenflasyon sürecine girdik dediler. Bu çok tehlikeli. Benim için tehlikeli değil. Kendileri için, bütüncül ekonomi politikası için çok tehlikeli. Merkez Bankası eğer deseydi ki dezenflasyon sürecine girdik, ortodoks iktisat politikası da diyor ki o zaman faizi indir. Merkez Bankası faizi indirseydi işte o zaman olacakları görecektik hep beraber. Dolayısıyla bu orta vadeli planın amacı şu. 2027'ye kadar yüksek faiz, bir miktar düşebilir belki önümüzdeki dönemde ama 2025'e kadar ben beklemiyorum kendi adıma, siyasal tercihler hariç olmak üzere. Yüksek faizle beraber ülkeye mümkün olduğunca hep beraber konuştuk, carry trade yoluyla döviz sokalım, bu döviz bozdurulsun, yüksek faiz alsın ve daha sonra artık gidiş zamanına hep beraber bakarız gibi bir politika var. O neye getirecek? Ülkeyi sıcak parayla dolduracak. Sıcak para girdiği zaman ülkeye borsa coşacak, yatırımcılar coşacak. O sıcak parayla beraber ne olacak bu sefer? Tüketimin önünde biraz açtığınız zaman seçime giderken, öyle değil mi? Ev almasına izin verirseniz, araba almasına izin verirseniz, tüketim harcamasına izin verirseniz, kredi kartı taksitlerini artırırsanız, insanları tekrar borçlandırırsanız bu sefer bir ekonomik güven ve tüketici güven endeksinin artışı söz konusu olacak. Tek amaçları bu orta vadeli planda. Yoksa yapısal hiçbir çözüm yok. Yani bana birisi şunu anlatsın. İhracatta yıllardır kilogram başına 1,5 dolar sınırına takıldık biz. O artıyor, bu artıyor ama 1,5 dolar kilogram başına ihracat değerimizi artırmış değiliz. Bunun için ne yapacağız? Veya ikiz dönüşüm dediğimiz yeşil dönüşüm için ne yapacağız? Dijital dönüşüm için ne yapacağız? Gururumuz Daron Acemoğlu Nobel'i aldı, öyle değil mi? Ve uyarı yaptı ülkeye. Dedi ki 15-20 yıl var genç nüfusun sizin de genç kalabilmesi için. 15-20 yıldan sonra nüfus istatistikleri gösteriyor ki yaşlanacağız. Ülke yaşlanmaya başlayacak. Yani üretim gücünü kaybedecek. Aslında olayın özü şu Özgecan Hanım. Üretim gücünü kaybeden ülke enflasyonla her zaman mücadele etmek zorunda. Çünkü enflasyon sizin ürettiğinizden daha fazla tüketmeniz, ürettiğinizden fazla harcamanız hem birey olarak hem ülke olarak ürettiğinizi yerine koyamamanız anlamına gelir. Bu orta vadeli plana bağlı kalarak bir bütçe yaptılar. Bu bütçeyle beraber geçen seneki rakamları şurada birlikte hatırlayalım. Mesela geçen sene şöyleydi 2024 bütçesi. Bütçe gelirlerini 8,4 trilyon öngörmüşlerdi. Bu 8,4 trilyonun 7,4'ü vergiden gelecek diye öngörmüşlerdi. Bütçe giderlerini de 11 trilyon öngörmüşlerdi. Yani 2024 bütçe açığının 2.650 olması öngörüldü. Bunu bir miktar orta vadeli plan yaparken bir miktar düşürdüler. Yani 2.650 olmayacak da 2.400 civarı olacak diye bir tahmin var. Bir 3 ayımız var önümüzde, birlikte göreceğiz. 2025 bütçesine getiriyor. Diyor ki bütçe gelirlerini 12.8 trilyona çıkardım. Bütçe giderlerini de 14.731 trilyona çıkardım. Ve benim bütçe açığım 1.931 trilyon olacak.
Şimdi ben Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı gibi ya da Sayın Bakan gibi işte faiz dışı bütçenin işte bütçe açının gayri safi milli hasılaya oranı vesaire. Aslında bunlar biraz oyalamaca rakamlar. %3 olacak, 3,1 olacak işte bütçe açının gayri safi milli hasılaya oranı %3,1 olacak diyor. Ve 2025 yılı gayri safi milli hasılası yaklaşık 5 katı işte bu bütçe gelirlerinin 61,240 milyar olacak. 61 trilyon 240 milyar. 540 milyar özür dilerim. Şimdi bu bütçeye baktığınızda bu bütçenin değişik kalemleri var. Bütçe gelirlerinin çok iyi bildiğiniz gibi en önemli kalemlerinden bir tanesi vergi kalemi. Ama vergi kalemine girmeden isterseniz Özgür Hanım sizinle bu bütçenin dağılımına bakalım. Yani nerelere ne kadar para harcanacağını öngörülmüş. Bütçeyi aslında nerede önemsemişler? Birlikte bakmak isterim. Volkan Bey, siz Bütçe bütçe açığını söylemişken ona denk düşen faiz giderleri vesaire üzerinde de durmak isterim. Yani tam Tabii. neredeyse denk düşen bir tutar, çünkü 1 trilyon 930 milyar lira bir bütçe açığı öngörülürken işte siz de bahsedeceksiniz sanıyorum, faiz giderleri 1 trilyon 950 milyar gibi bir tutar. Yani enflasyondan, hükümetin şimdiye kadar rasyonel, irrasyonel politikalarından da bahsettiniz. Bu yüksek faizle bu noktaya geldiğimiz ancak faiz ödemelerinin de bütçe açığı kadar bir tutara denk düştüğü bir bütçe teklifi de var aynı zamanda. Bütçe kalemlerini yine sizden dinleyelim. Ama ara ara ben sizi keseyim, sizi de bu kadar yormadan devam edelim. Estağfurullah, estağfurullah. Lütfen istediğiniz zaman kesebilirsiniz. Şimdi şöyle söyleyeyim o zaman. Dünkü basın toplantısında da var, bütçenin detaylarında da var. Şimdi baktığınız zaman toplam eğitime, milletin bütçesi değil yani, 181 milyon ayırdıklarını ifade etmişler diye dünkü basın toplantısında. Halbuki Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine baktığınız zaman 1,451 milyon. Şimdi 1 trilyon 451 milyon Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi ve çıkıp diyorlar ki ödenek yoksunluğundan okulları temizleyemedik. Ve temizleyemiyoruz. Bununla ilgili tartışmalar oldu biliyorsunuz. Yerel yönetimlerde bir destek sağlamaya çalıştık. Kabul edenler oldu, o etmeyenler oldu vesaire. Ama hazır Milli Eğitim'den bahsetmişken size şöyle bir şeyden bahsetmek isterim. Milli Eğitim bütçesi ne kadar? 1 trilyon 451 milyon. Doğru mu? Bakın hepimizin çok iyi bildiği bir şey var. Nedir o? 17 Mayıs'ta bir tasarruf tedbirleri genelgesi yayınlandı. Aslında öncesi de vardı bunun ama hatırlatıldı diyeyim. Ve bu genelge paketinde Sayın Şimşek'in bunun da basında iletişimini de yaptı. 100 milyar lira bir tasarruf bekleniyor dendi. Şimdi aslında kelimenin hani başından alalım bu işi. Tasarruf ne de olur Özgücan Hanım? Hem bireyde hem ülkede. Fazla paranız varsa tasarruf yaparsınız. Yani geliriniz giderinizi aşıyorsa tasarruf yaparsınız. Bir ülke devamlı bütçe açığı veriyorsa tasarruf olmaz. Onun ismi israfla mücadele genelgesidir. Bir iletişim yaptılar ki tasarruf genelgesi. İsrafla mücadele genelgesi demeleri gerekiyordu. Peki ne kadar israfla mücadele etmeyi planladılar? 100 milyar lira. Hangi tarihte? 17 Mayıs'ta. Bakın size hazır Milli Eğitim Bakanlığı bütçesini konuşurken 28 Mayıs'taki resmi gazeteye bakın. 11 gün sonra Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden bir vakıfa 5,702 milyon lira kaynak aktarılabilir. Yani aktarılabilir. Siz sonra da çıkıp televizyonda diyorsunuz ki okullarımız kirli, işte çocuklarımız okula aç gidiyor. Bir öğün, biz 3 öğün diyoruz yemek verilsin çocuklara. Bir öğün yemeği, sıcak yemeği çocuklara veremiyorsunuz. Ama tek kalemde tasarruf genelgesinden tam 11 sonra, 11 gün sonra milletle dalga geçercesine 5,702 milyon lirayı bir vakfa aktarıyorsunuz. Ya bu insaf. Bunun hesabını sormak, bunu devamlı hatırlatmak lazım. Bu para nerede kullanılıyor? Hangi amaçlarla kullanılıyor? Şeffaf mı değil mi? Bunları sorgulamak lazım. Sayıştay Tasarruf. raporlarında bu paranın kullanıldığı sorgulanıyor mu? Çünkü milletin bütçesi Sayıştay raporunda denetleniyor. Ama bu paranın nerede kullanıldığının detayları var mı? Bunu bilmek istiyorum ben. Bir vatandaş olarak, siyaset yapan birisi olarak, akademisyen olarak bunu bilmek istiyorum. Her vatandaşın bilmediği hakkı zaten. Buyurun.
tasarruf tedbirleri demişken hatırlatmak istediğim bir nokta da var. Taşımalı eğitim servisleri de kaldırılmıştı. Evet. Hatırlarsınız hatta Evet. bununla ilgili Medyascope'un özel haberleri de oldukça dikkat çekmişti. Otostopla öğrenciler gidiyorlardı. Bugün bir haber yine düştü önümüze. Taşımalı eğitim kaldırıldığı için otostopla okula gitmek isteyen öğrencilerin bindiği traktör devrilmiş mesela. Yani bundan mı tasarruf diye de bu noktada sorma ihtiyacı hissettim. Zaten şimdi Gözde Hanım, o kadar birbiriyle bütünleşik ki sorunlarımız. Karanlıkta çocuklarımız okula gidiyor. Güvenlik hak getire. Yani aydınlıkken polis bıçaklayan vatandaşın olduğu bir ülkede karanlıkken bu çocuklarımızı nasıl okula gönderiyoruz? Milletin Bakanlığı en son illeri, valilikleri uyardı, dedi ki işte buna uygun giriş çıkış saatleri ayarlayın. Yani hiçbir şeyden haberleri yok. Sahayı bilmiyorlar. Okulların kaçta açılıp kaçta kapandığından, bir metropolde bu işin farklı olabileceğinden, Anadolu'da farklı olabileceğinden haberleri yok. Bu başka bir konu. Bunu konuşuruz. Çok önemli bu arada. Ben evladı olan birisi için söylüyorum size. Aklımız çıkıyor sabah çocuğumuzu okula gönderirken. Karanlık. Aman kızım ya kalabalıkta yürü. Aman kızım bilmem nereden git. Dolayısıyla bunu insanlara yaşatmaya hakkı yok şeyin hükümet. Yani bu nedir bu tasarruf? Neyin tasarrufu? Enerji Bakanlığı. Ben size söyleyeyim tasarrufu. Enerji tasarrufu diye bunu yapıyorlar, değil mi? Enerji Bakanlığı'nın bütçesi ne kadar? 45 giriliyor. Küsürünü hani söylemiyorum. Diyanet İşleri'nin bütçesi ne kadar? 130 trilyon. Neyin tasarrufunu yapıyorsunuz siz? Biz televizyonlarda görüyoruz, basında görüyoruz Diyanet İşleri'nin ne kadar tasarruf yapabildiğini, ne kadar israftan kaçındığını, ne kadar hani itibardan tasarruf olmaz dediğini görüyoruz. Siz enerji tasarrufu altında milyonlarca çocuğu, milyonlarca emekçiyi sabahın köründe karanlıkta sokaklara diziyorsunuz. Ondan sonra tasarruf adı altında başka yerlere para aktarıyorsunuz. Hazır konusu gelmişken söyleyeyim. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesi 130 trilyon. Bu bütçe kalemleri arasında 5 tane bakanlığın bütçesinden çok fazla. Hatta İçişleri ve Dışişleri Bakanlığı'nın bütçesini toplayınca neredeyse Diyanet İşleri bütçesi oluyor. Biraz fazla oluyor. 135 bin trilyon oluyor. Ya, İçişleri Bakanlığı bütçesinden fazla. Dışişleri Bakanlığı bütçesinden fazla. Enerji Bakanlığı bütçesinden fazla. Kültür Bakanlığı bütçesinden fazla. Ticaret Bakanlığı bütçesinden fazla. Esnaf kepenk kapatıyor diye burada konuşuyoruz. KOBİ'ler zorda diye burada konuşuyoruz. KOBİ'lere kaynak yok diye burada konuşuyoruz. Ülkenin üretim gücü düştü diye burada konuşuyoruz. Ama bu 5 tane bütçe jeopolitik olarak çok zorda olduğumuzu kendileri de ifade ediyor. Biliyorsunuz sıkıntılı bir bölgedeyiz. Orta Doğu'da, yanı başımızda, Ukrayna'da her tarafta sıkıntılar var. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bütçesinden fazla Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesi. Yani bunu bize birisinin izah etmesi lazım. Ne yapacaklar? Nerede kullanacaklar? Tasarruf edecekler mi? İsraflama yine gidecek paralar. Bunu birisinin bize izah etmesi lazım. Onun cevabını İlerleyen günlerde bekliyoruz. Herhalde mantıklı açıklamaları vardır. Gelirlere dair ne söyleyebiliriz Volkan Bey? Çünkü en büyük gelir payı elbette vergilerden ama bir dolaylı vergiler, dolaysız vergiler, Mehmet Şimşek'in göreve bu 2023 seçimlerinden sonra göreve geldiğinden beri bir tutturduğu vergide adalet söylemi de var. 2025 bütçesi bize vergide adalet vaat ediyor mu? Şimdi vergide adalet ifadesini Mehmet Şimşek'e patentlemeyelim bence. Çünkü Mehmet Şimşek muhalefetin bizim vergide adalet istiyoruz ve sendikaların vergide adalet istiyoruz mitinglerinden sonra biz de vergide adalet istiyoruz anlamına gelecek ifadeler kullandı. Şimdi tabii onlarınki sözde vergide adalet. Vergide adalet istiyor mu bakalım. Şimdi birincisi şunu cevaplayalım birlikte. 2024 bütçesinden vergide adalet çıktı mı? Hayır. Hatta kamuoyunun ve muhalefetin baskısıyla savunma sanayi destekleme fonunu geri çektiler önümüzdeki günlerde, öyle değil mi? Yani neredeyse kredi kartı limitinden adına vergi diyeceğim çünkü itibariyle vergi bir katılma payı alacaklardı. Ama yine gelecektir önümüzdeki günlerden. Islıp ıslıp Bütçe gelecekler sonrasına bunlar. bıraktılar aslında. Yani Tam evet olarak geri biraz. çekmedilerdi. Ya Özgür Ama Hanım zaten 750 işte. lira kısmını geri çektiler. 750 lira Evet. kredi kartından kesintisiz kısmını geri çektiler sadece. Teklif bütçe sonrasında muhtemelen tekrar gündemimize gelecek. Bu neyi gösteriyor biliyor musunuz? Vatandaş olarak söylüyorum ve samimi duygularımı ifade ediyorum. O kadar ciddiyetsiz hazırlanmış bir kanun teklifi nasıl meclise gelir?
Hani bu parayı eleştirdik, eleştiririz, niteliğine bakarız, işte dolaylı deriz. Bu kadar ciddiyetsiz bir kanun teklifi meclise gelip komisyonda sunuşu yapılıp bir düğmeye basılıp bunu geri çektik. Nasıl denir? Biz iyi çalışmadık. Buna bir daha detaylı bakacağız çalışıp. Nasıl denir? Dalga geçmektir bu. Demek ki birileri bunu gönderelim. Bir tepki çıkmazsa biz bunu geçiririz diye düşündüm. Bu ciddiyetsizliği kınıyorum. Bu meclise de bence saygısızlıktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne saygısızlıktır. Bu saygısızlığı yapanları da kamuoyu vicdanına havale ediyorum. Kimse bunun arkasında. Şimdi esas sorumuza gelelim. Vergi gelirleri. Diyor ki ben yaklaşık 12,8 gider yapacağım. 14 de 14,7'de gelir toplayacağım. Bütçe açığı vereceğim diye 1931. Birinci sorumuza gelelim. Faiz öngörüsü 1950. Yani bütçe açığı faizde eşit. Peki sorarsanız 1950'de kalır mıyız? Bu ekonomik şartlarda zor. Çünkü maliye bu iç borçlanmayı çeviremez. Bu faizlerle biraz 1950'de kalmak zor. Dolayısıyla umarım aşmayız diye bir hakikaten iyi niyetli söyleyeyim ama 1950'yi aşma ihtimali çok yüksek. Bu ayrı bir konu. Ama şuna gelelim. Peki bu bütçe gelirinin nereden toplayacaklar? Bütçe geliri biliyorsunuz vergiden toplanır ağırlıklı olarak. Yani toplam vergi gelirleri 14,7'nin içerisinde 11,2 yaklaşık. Bunu vergiden toplayacaklar. Geri kalanlar nedir? İşte biraz herhalde özelleştirme yapacaklar. Biraz arsa arazi satacaklar. Bütçenin değişik kalemlerinde var onlar. Biraz başka şeyler yapacaklar. Ülkenin varlıklarından kaldıysa satış yapacaklar. Kalanlara bakacaklar. Biraz gelir elde etmeye çalışacaklar ama esas gelir vergi gelirlerinden oluşuyor. Vergi gelirlerinin kalemlerine bakalım. En büyük kalem ÖTV ve KDV. %52'si yaklaşık. Yani zenginle fakirin ödediği, herkesin eşit ödediği bir vergi türüdür ÖTV, KDV. Bunun yaklaşık %4 gibisi işte motorlu taşıtlar vergisi, BSMV bankaların KDV'sidir diye basitçe söyleyebiliriz. %4'ü de öyle. Yani yaklaşık şu anda olduğu gibi %70 bir dolaylı vergi payı var. Bu pay azalmıyor. Yani vergide adalet söyleminin arkasında şöyle bütçe beklersiniz. Arkadaş ben beyana dayalı vergilendirme sistemini güçlendiriyorum. Beyana dayalı vergilendirme sisteminde artık dolaylı vergilerin payını azaltıyorum. Beyanname yoluyla pay alacağım. Bunu zaman zaman ifade ediyorlar ama ben bunu yanlışlayacağım şimdi size örnekleriyle. Nasıl yanlışlayacağım? Gelir vergisi mesela 2 trilyon 130 milyar lira gelir vergisi toplayacağım diyor. Türkiye'de yaklaşık 2,5 milyon kişi gelir vergisi beyannamesi veriyor. Yaklaşık 850 bin mükellef de basit usulde. Yani vergi vermiyorlar. Mükellefsiniz ama vergi vermiyorsunuz. Şimdi geçtim bunu. Peki bu vergiyi bu kadar mükellef varken bu vergiyi herhalde mükelleflerden toplayacaksınız beyana dayalı olarak. Hayır diyor. Bu verginin %92'si ben demiyorum bütçe söylüyor. Bu verginin %92'si kesinti yoluyla toplanacak. Yani gelir vergisinin %92'sini kesinti yoluyla toplayacak. Nedir o? Bizim maaşlarımızdan kesilen, efendim mesela esnafın kirasından kesilen ya da işte serbest meslek erbabının aldığı ücretten kesilen kesinti yoluyla ödenecek. Şimdi kesinti yoluyla ödenen vergiler KDV ve ÖTV'yi topladığında zaten vergi dinleyebilecek. Peki kurumlar vergisini öngörüyorsunuz. Söyleyeyim size 1,637. Yani yıllardır kurumlar vergisi zaten %10-11 civarında dolaşır. Bir enflasyonun pik yaptığı 2022 senesinde %20'leri aştı. O da enflasyondan dolayı. Ama burada kurumlar vergisi yaklaşık olarak %14,5 öngörülmüş vergi gelirlerinin. Yani şirketlerden öyle vergi falan alacak değiller. Zaten 11-12 kurumlar vergisinin vergiler içerisindeki payıdır. Vergide adalet deyince insan bunları görmek istiyor. Vergilendirilmeyen kesimlerin vergilendirilmesini, sermayenin
haksız elde ettiği kazancın, vergisini ödemediği kazancın vergilendirilmesini, televizyondaki bizim gördüğümüz YouTuber dediğimiz o starların altındaki lüks araçların nasıl kazanıldığının hesabının sorulmasını ve vergilendirilmesini beklerken yine piyango bize çıktı. Dar gelirliğe, sabit gelirliğe, ÖTV ile, KDV ile, kesinti yoluyla vergi ödemek çıktı. Dolaylı vergilerin payına değindiniz. Bunun için hem sizin yani sizden kastım şahsınız ve partinizin hem de Genel Başkan Özgür Özel'in sık sık söylemlerini duyuyoruz elbette. 2025'te şuna da işaret ettiniz yayınımızın başında beklenen enflasyona göre ücrette artış yapılma riskine de işaret ettiniz. Bu noktada hükümetin sığındığı şeylerden birisi Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarında da deprem harcamaları genellikle oldu. Deprem harcamalarında harcamalarının bütçe büyüklüğüne etkisi, bütçe açığına etkisi üzerinde de durdu. Buna ilişkin dikkat çekmek istediğiniz bir nokta var mı diye de sormak isterim. Var. Şimdi deprem geçen 2023 Şubat'ta olan deprem büyük bir manevi yıkım zaten hepimiz için biliyorsunuz. Ama şöyle bir şey söylemek lazım. Sayın Yılmaz'ın açıklamalarını dinledim ben. Sonradan bir daha dinledim. Şimdi toplam deprem ve afet dirençliliği için yani şehirleri bunu hazırlamak için 584 milyar harcayacaklar. Deprem harcamalarının tutarlarını belirtti. Ve gelecek seneden itibaren dedi deprem harcamalarının bütçesindeki payı düşecek. Şimdi bunu söylemek için deprem bölgesine uzun zamandır gitmemiş olması gerekiyor. Biz geçen hafta deprem bölgesindeydik. Şu anda mesela Hatay örneğini vereyim. İşte Hatay diye bir şehir yok. Hatay'da yapılan şu anda insanların en büyük sıkıntısı, barınma sıkıntısı herkes konteynerde. İş yeri, evinde yaşayanlar, konut olarak herkes konteynerde. Şu anda %4,5 Hatay'da teslim edilen ev. %4,5. Yani şimdi siz gelecek sene itibaren depremin nasıl etkileri bütçelendireceksiniz? Bu çok gerçekçi değil. Sahibi gezmek lazım. Bir başka unsursa şu. Benim bu bütçe vergi gelirlerinde dikkatimi çeken. Şimdi bakın ilk 9 ayın vergi bakıyoruz gelirlerine. Hükümet ne dedi? %85 vergi tahsilatını artıracağım 2024 için. 9 ayda %69'da kaldı. Yani insanlar artık vergisini ödeyememeye başladı. Bir de tüketimden kaynaklanan da vergi düştü. İthalatı biraz önce söylemiştim. Bakın 2025'te dahilde alınan KDV ve ithalde alınan KDV iki kat artacak diyor bütçeye. Tamam mı? 2025'te ÖTV iki kattan fazla artacak diyor. Yani enflasyon %17,5 artacağını öngörüp KDV ve ÖTV'nin iki kattan fazla artacağını öngörmek her halükarda yıkım. İthalat çoğalacak bu ülkede derseniz yıkım zaten. Bütçe açığımız artacak. Cari işlemler açığı artacak. Bu olmaz. Peki ne yapacaklar? Beklenti odur ki ileriki dönemlerde KDV'yi artıracaklarını, tepkiden korkup artıracaklarını düşünmüyorum. Ama KDV'de biliyorsunuz bir sayılı liste, iki sayılı liste var ve diğerleri diye. Listeler arasında geçişkenlik yapacaklar. Yani ne yapacaklar? Eğitim, sağlık, konaklama %10 KDV'ye tabiyken bu listelerle oynadığınız zaman %20'ye çıkar bunlar ve vergilerini artırabilirsiniz. Bir başka hükümetin sevdiği şey ne? ÖTV listeleriyle oynamak. İşte ve en son tasarıda vardı hatırlarsınız. O da ertelendi bütçe sonrasına. İşte dronlardan vergi alacağız. 5.000 lirayı aşan saatlerden vergi alacağız. ÖTV listesini geçireceğiz. Dolayısıyla listeler arası geçiş ve liste genişleterek çok kolaylıkla bu ÖTV ve KDV'yi sağlayacaklarını düşünüyorlar. Ancak ben aynı fikirde değilim. Yani bu kadar ÖTV ve KDV'yi toplayamazsınız. Dolaylı vergilerin vergilendirme ilkelerinde bir şeyi vardır, özelliği. Dolaylı vergileri topluma ne kadar çok dayatırsanız kayıt dışı başlar. Siz bugün çıkan tebliği söyleyeyim size 7 bin lira üzeri bütün alışverişlerde artık banka kanalını veya kredi kartı kanalını kullanmak zorundasınız ama ülkeyi dolaylı vergilerle yaşamaya mahkum edin. %17,5 civarında enflasyon var deyip maaş zamlarını buna göre ayarlarsanız artık bir yerden patlar. O patlayacağı yerde kayıt dışıdır ve patlamaya da başladı.
Şeyden hiç bahsetmiyorum. Enflasyonun ve kötü ekonomi yönetiminin ülkedeki yarattığı ahlaki yozlaşma. Her gün televizyonlarda gördüğümüz işte yolsuzluklar, işte bebeklerin yoğun bakımda fazla tutulması, ölüme mahkum edilmesi, cinayet işlenmesi, bunların hepsinin sebebi aslında büyük çoğunlukla ekonomi Özgecan Hanım. Dolayısıyla biz dolaylı vergilerin bu kadar üzerinde durulmasına karşıyız. Hakkaniyetli olduğunu düşünmüyoruz. Ve hani size başlık olarak da şunu söyleyebilirim. 2025 bütçesinden de vergide adalet çıkmadı maalesef. Sizin ekleyeceğiniz son bir şey var mı? Son sözünüzü sorayım. Var. Şimdi yeniden değerleme oranıyla biliyorsunuz gelecek sene cezalar, şunlar, bunlar hepsi artacak. Yani %40-44 civarı yanılmıyorsam tam hatırlamıyorum. Şimdi %17,5 enflasyon olacak. Cezalar vesaire artacak. Tamam, ceza yemeyelim. Vatandaş ceza yemesin. Köprü ve otoyolları merak ediyorum. Kamu özel işbirliği kapsamında size şunu söyleyeyim. Bir kamuoyu yanıltması var. Yani dediler ki kamu özel işbirliği projeleri çok eleştirilince yüksek maliyetle yapıyorlar. Efendime söyleyeyim, köprülerden bugün bir İzmir'e gitseniz gidiş dönüş benzinden mazottan daha fazla yol parası ödüyorsunuz. Yani dolayısıyla bu eleştirince dediler ki kamu özel işbirliği projelerine biz %30'a çıkardık. Kurumlar vergisi biliyorsunuz %25'tir normal şirketler için. Bunları %30'a çıkardık dediler. Ama şöyle bitireyim, %30'a çıkardılar ama 44 kamu özel işbirliği yapan 44 firmanın 37'si hiç matrak beyan etmiyor. Hep zarar gösteriyor. Yani 7 tane firma için %30 ve maliyenin beklediği gelir ne biliyor musunuz? Trilyonları konuşuyoruz. 505 milyon lira. 505 milyon lira fazla alacağız diye kamuoyunu oyalıyorlar. Halbuki bence maliye şu vergi gelirleri arasındaki dengeyi iyi sağlasaydı. Hükümet sunduğu bütçe kanununda vergi gelirlerinin adaletini sağlayabilseydi, yani dar gelirliği, sabit gelirliği koruyabilseydi, az kazananı koruyabilseydi ve harcamalarında da gerçekten tasarruf ışığı yakabilseydi, yani bu harcamalardan size söylüyorum, bir başkanlığın bütçesi 5 bakanlıktan, bir de Milliyet İstihbarat Teşkilatı'ndan büyük. Yani gerçekten de harcamalarda tasarruf yapılacak mı, yapılmayacak mı? Bunu sizin kamuoyunun takdirlerine sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz Volkan Bey. Hem bize vaktinizi ayırdığınız için hem de değerli değerlendirmeleriniz için. Biz kritik ekonominin ilk bölümünde bütçeyi konuşmuş olduk. Daha uzun sürede konuşacağız. 22 Ekim'de Plan Bütçe Komisyonu'nda bu maraton başlayacak ve Aralık ayının Evet. sonuna kadar gündemimizde hem siyasetçilerin gündeminde hem de biz gazetecilerin gündeminde mecliste görüşmeler sürerken bütçe olacak. Ne olacak ne bitecek hep beraber göreceğiz. Umuyoruz daha adaletli, daha gelir dağılımında vergide adaleti önceleyen bütçeleri de önümüzdeki yıllarda tartışmaya fırsatımız olur diyerek ben de son sözümü söylemiş olayım. Hem Volkan Demir'e hem de bizi izleyen izleyicilerimize teşekkür ederek kritik ekonominin ilk bölümünü bitirebiliriz. Teşekkür ederim.